Günaydın bir tanem. Ah, oh. Nereden çıktı bu şimdi? Hiç öyle içimden geldi. Hem de ücretsiz. Aa, o zaman bir tane fiyatına iki tane alayım. Derhal. Bir de şu Sakıp Sabancı için romantik adam derler. Senin eline su dökemez. Ne oldu? Nereden çıktı Sabancı şimdi? Dergiden. Sakıp Sabancı ile Türkan Sabancı yıllar sonra nikah tazelemeyi düşünüyorlarmış. Bayatlamış mı? Aşkları kabarmış herhalde. Onca yıldan sonra ha? Neden olmasın İhsan? Biz de onlar gibi uzun zamandır evliyiz ama. Ben seni hala ilk günkü gibi çok seviyorum. Ve düğünümüzü hatırladıkça içim bir hoş oluyor. Ne harikaydı. Harika mı? Bizim düğünde harika olan tek şey yapıldığı yerdi Sevinç. Harika düğün salonu. Güzeldi ama değil mi? Eksiği yok, fazlası vardı hatta. Bir gece önceki düğünden sızıp kalan o adam. Doğru. Adam bir türlü ayıltıp salondan çıkartamamıştık. Adam Mahmut'un üzerine çıkarmıştı da Mahmut fanilasıyla nikah şahitliği yapmak zorunda kalmıştı. Yine de düğünümüz çok güzeldi. Mahmut'un yaptığı hata olmasaydı tabii. Canım fanilasıyla da olsa geldi, şahitliğini yaptı, yüzüğünü taktı adamcağız. Yok yok, onu demiyorum ben. Ya ork çalan adama bahşiş verdi ya. Adam paranın ne kadar az olduğunu görünce o kadar hızlı çalmaya başladı ki biz yerimizden kalkıp piste gidene kadar komparsita çoktan bitmişti. Yine de düğünümüz gelmiş geçmiş düğünlerin en güzeliydi. Yanlış. Gelmiş geçmiş en güzel düğün haftaya olacak. İyi de kim evleniyor haftaya? Biz. Ah. İhsan sen ciddi misin? Tabii. Benim Sabancı'dan neyim eksik ya? Ah hiç. Alt tarafı birkaç sıfır. Hem nerede onda sendeki bu kaytan bıyık. Hem eminim bu sefer ilkinden çok daha fazla seveceksin. Neden? Çünkü ne aldığını biliyor olacaksın da ondan. Bak ona rağmen gene de evlenirim. Komik seçim çok. Şöyle diyorum ki aile içinde sade ama görkemli bir tören yapalım. Ama İhsan haftaya kadar çok az zamanımız var. Şunu bayramdan sonra yapsak olmaz mı? Olur mu hayatım? Ne derler biliyorsun, iki bayram arası düğün olmaz. Ama Başar haftaya okul gezisinde olacak, düğünümüzü görmeyecek. Görmesin ne olmuş? İlkini de göremedi ki zaten. Ay şükür ki öyle olmuş. Ne diyorum biliyor musun? Haftaya çarşamba burada. Hani sen Ramazan bitmeden tanıdıkları çağırıp bir iftar yemeği verelim diyordun ya. Al sana bir taşla iki kuş. Şey yaparız. Benim bir müşterim var, organizasyon işleri yapan. Söylerim ona, her şeyi ayarlar. Bir de fasıl heyeti tuttuk mu tamam. Aa İhsan, peki evde fasıl heyeti biraz tuhaf olmaz mı? Doğru ya, haklısın. Bir orkestra tutmak lazım. Bak o hiç olmaz. İlkindeki gibi bir ork olsa yeter. İrfan Bey'i de çağırırız, çalar. Peki bir tanem, sen nasıl istersen. Diyorum ki şey yaptıralım, böyle kocaman bir pasta. Sekiz katlı. Aha. Şeyden, biz sekizinci katta oturuyoruz ya. Bir de üstüne çıkma kat yaptık mı, ferayla yorgu alınmasın diye. İnsan sekiz katlı pasta mı olur? Ay, şimdiden çok heyecanlanıyorum. Ya bizim Mahmut'u bulabilir miyiz acaba? En son bildiğim hala Gültepe'deydi. Niye sordun? Yine nikah şahidim olsun istiyorum. Bak bu çok iyi fikir. Ben de hemen kendime bir şahit bulmalıyım. Kim olsa acaba? Ben biliyorum. Anneme ne dersin? Yorgo'ya ne dersin? Sevinç ne diyorsun ya? Ya biraz çabuk olamaz mısın? Ya beklesene bir dakika. Ya bir kolum koptu. Bir dakika, bir dakika çarpacak şimdi, bir dakika gel. Dümdüz gel. Dümdüz topla 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 şimdi gel. Gel. Oldunuz ya. Dur sana serbest. Ben bakıyorum sen gel. Yürü. Ha. İşte bu ya. Bu işte bitti. Ay, sana ne oluyor? Taşıyan Yorgo ile bendim. İyi de yol gösteren bendim. Ben olmasam dört dönüyor olacaktınız şimdi. Peki.
küçük kanepe ne olacak? İstersen onu da hemen götürüvereyim. İyi olur vallahi, temiz mi ellerin? Şaka şaka ediyorum. Biliyor musun İhsan? Senin nikah tazelemeyi düşünecek kadar romantik olman beni çok şaşırttı. Valla şaşırman doğaldır. Biz sizi çok şaşırtmışızdır bugüne kadar. Saymakla bitmez. Birinci inönü, ikinci inönü, üçüncü inönü. Üçüncü inönü mü? Bak gördün mü, gene şaşırdın. Sevinç niye gitti eski mahallenize? Bizim Mahmut'u bulmaya. Mahmut kim? Benim nikah şahidimdi. Ha, bu arada Sevinç'in nikah şahidi olarak beni seçmiş olmanıza ne kadar sevindim anlatamam. Ha, biz seçmedik canım. Sevinç tek başına seçti. Aa, herkese merhaba. Merhaba Sevinç. Ver canım. Aa, mobilyaları taşıdın demek. Sağ ol İhsan'cığım. Rica ederim hayatım, vazifem. He, ne oldu? Bulabildin mi bizim Mahmut'u? Buldum. Yarın geliyor. Ha, harika. Ne yapıyormuş kerata? Hiç, çalışıyor. Gültepe'de bir bozacıda. Bozacı mı? Ha, şimdi anlaşıldı. Niye İhsan'ın şahidi oldu? Bu arada gitmişken bir şey daha öğrendim. Hı. Sonra söylesem daha iyi. Neden? Söyle ya, söyle. Sonra İhsan. Niye hayatım? Sanki bunlarda sakladığın bir şey varmış gibi. Aa, var tabii İhsan. Sana nasıl katlandığı hala bizim için bir sır. Söylesene hayatım, neymiş? Peki öyleyse söylüyorum. Senin Gültepe'deki dükkan var ya. Orada fiyatlar çok yüksek. Öyle mi? Ya Sevinç, özel meselelerimizi niye her şeye maydanoz komşuların yanında anlatıyorsun? Gültepe'deki fiyatlar neyse öbür dükkanlarda da aynı. Fiyatlarım her yerde aynı. Söyleyeyim dedim, bir dakika. Aslında ben size bir şey soracağım. Şimdi bana cevap verin. Mesela Gültepe'deki BMW bayi Gültepe'de BMW'leri daha mı ucuza satıyor? Tabii ki hayır. Yani koskoca BMW bu işi bilmiyor, siz biliyorsunuz. Peki benim BMW'den ne farkım var? Bırak bahane bulmayı İhsan. Senin bazı sorumlulukların var. Evet efendim, dükkan kirası ödemek gibi. İhsan, anlamıyorsun. Hayır, sen anlamıyorsun. Elinin hamurunla benim işime karışma ya. Senin işin mi? Peki senin o işini kurabilmen için saçımı süpürge ettiğim 25 sene ne olacak? Geçmişte yaşamayı bırak canım. Yaşlılık alametidir. Senin şimdi ilgilenmen gereken şeyler ev, mutfak, başar. Anladığın işler. Ne? Biz gitsek mi acaba? Acabası macabası yok Beray'ı. İyi geceler. Şunu anlasan iyi olur İhsan. Evlilik bir müessese ise ben de o müessesenin ortaklarından biriyim. Evet, tabii ki öylesin ama küçük ortak. Nasıl küçük ortak? Yani sen benden bir yaş küçüksün ya, öyle küçük ortak. Ama rica ediyorum, şimdi de sessiz ortak olmayı öğren. Hadi bize müsaade. Siz iki muhabbet kuşunu yalnız bırakalım biz. Madem sessiz bir ortak istiyordun, o zaman bir korkulukla evlenseydin. Aynı benim yaptığım gibi. Ah, merhabalar. Meşguller mi? Her zamanki kadar. Kocan ve evinin reisi olarak sevgi saygı göstermenin dışında gerektiğinde bana itaat etmen gerektiğini hatırlatırım. Şu anda bu saydıklarının hiçbirini yapabileceğimi sanmıyorum. Ne istiyorsun be? Benim prova yapmam lazım. Meşgulüz şimdi. Tamam, zaten sizin de çene çalmaya gelmedim. Çalışmalıyım. Yarın törende benden sonra utandırmak istemem. İstesen de utandıramazsın. Davetli değil. Ne diyorduk biz? Hiçbir şey demiyorduk. Ve sen benim de bu evlilikte eşit söz sahibi olduğumu kabul edene kadar da hiçbir şey demeyeceğim. Zaten öylesin. Sen ev işlerine bakıyorsun, ben iş işlerine. Şöyle herkesin bildiği basit bir parçayla başlasam diyorum. Biliyor musun İhsan? Senin bu saygısız ve mantıksız davranışlarını gördükçe yarının ne kadar büyük bir hata olduğunu düşünmeye başladım. Büyük geçmiş olsun. Çok geç. Her şeyin parasını ödedim. Herkes çağrıldı. İstesen de istemesen de yine kağıma basıp dünya evine giriyoruz yarın. Bu evlilikte eşit ortak mıyım, değil miyim? İşte ne kadar eşit olabiliyorsan o kadar. Lafını geri al. Ne olmuş, almazsam ne olur? Yoksa bu evlilik 2.80 yatar. İşte o kadar. Nereye yatar? Ne? Bütün konukların önünde nikah memuruyla baş başa mı bırakacaksın beni? Alo! Sen kime diyor? Oh, bu kadar amatörce oluyor. Sevinç Hanım. İhsan Bey. Ya
Geldim. Bir dakika. Biraz geç kalmadınız mı Menekşe Hanım? Geç mi? Gördüğüm kadarıyla ilk gelen benim İhsan Bey. Bu kıyafetiniz ne böyle? Bu düğün nikah düğününüz mü yoksa sünnet düğününüz mü? Duvart nikah olsun. Yoksa hazır sünnetçi gelmişken senin fazlalığını da aldırıveririm. Ya dilini. Erken geldim galiba. Yok, tam vaktinde geldin. Bana bir bardak limonata koy. Ne tesadüf. Ben de tam sizden isteyecektim. Ne biçim hizmetçisin sen ya? Aa, yanılıyorsunuz İhsan Bey. Bugün hizmetçiniz değilim. Kapı gibi davetliyim. Şu kapıya baksana. Neyse, tekrar düşündüm de. Ben baksam iyi olacak. Sen de kimsin? Benim İhsan Bey, Muharrem. Aa Muharrem, kusura bakma ya. Bahşiş için elini uzatmayınca tanıyamadım seni. Gel gel, gel gir içeri. İşlerini ayarlayabildiğine sevindim. Böyle tarihi bir fırsatı kaçırmak istemedim İhsan Bey. Yani işlerimi ayarlamak için ne cambazlıklar yaptım anlatamam. Anlatayım mı? Sonra anlatırsın. İhsan Bey, tam olarak benden ne istiyorsunuz sorabilir miyim? Çok basit Muharrem. Kapıda duracaksın, zil çalacak, kapıyı açacaksın. Gelenlerin adını anons edeceksin. Yani eve zengin bir hava katacaksın. Bu işte zor olmayacak İhsan Bey. Hele üzerimdeki şu zenginlik alametisi mokünle. Yani bir günlük kirasını söylemeye dilim varmıyor yani ha. Şu faturadaki rakama bakar mısınız tamam, İhsan Bey? Tamam, zor hallederiz. Dur bir dakika İhsan Bey. Şimdi bu geçen ayki benim partide yaptığım gibi gelen insanların ismini mi çağıracak? Aynen öyle. Ha, tutar mısınız? Gel. E hadi. Gültepe'den Menekşe Hanım. Sevinç, sen de hazırlanmamışsın. Aa, doğru biliyorum. Söylüyor Sevinç Hanım. Sabahlıkta evlenilmez. Hadi canım, bir zahmet üstünü değişiver. Sen fikrini değiştirmeden ben üstümü değiştirmiyorum. Pek keyfi yerinde değilmiş gibi geldi İhsan Bey. Bilirsin işte gelin kısmı. Biraz gergin tabii. E haliyle. Damadın kim olduğuna baksana. Dokuzuncu kattan Sayın Feraye ve Yorgo Kasaboğlu ile dünya güzeli kızları Pelin Hanım. Bu ne güzel takdim böyle Muharrem. Evet evet, lütfen tekrar eder misin? Özellikle şu dünyalar güzeli kızıyla ilgili kısmını. Nerede bizim çifte kumrular? Aa, çifte kumruları bilmem ama İhsan Bey ve Sevinç Hanım mutfaktalar. Muharrem, kapı. Bakıyoruz be. İsimleriniz? Hiç tartışma benimle. Lafını geri almadığın takdirde seninle evlenmeyeceğim. Yahu biz zaten evliyiz. Ama aynı hatayı ikinci kez tekrarlamayacağım. Sevinç'im, 10 dakika kala töreni iptal edemezsin. Öyleyse sen et. Seni son defa söylüyorum. Hemen gidip tören için aldığın elbiseyi giyiyorsun. Tören mören olmayacak. Ta ki sen bana seninle eşit olduğumu hissettirene kadar. Sen benimle eşit mi olmak istiyorsun? Bak ben tören için giyindim. Hadi sen de giyin eşit olalım. Anlaşıldıysan. Ta en baştan yapmam gerekeni yapacağım. Hah işte ya, canım benim ya. Töreni iptal edeceğim. Hayır Sevinç, ne yapıyorsun? Ne? Ne yapmamı istiyorsun? Ne yap? Yani yalvarayım mı sana? Diz çöküp peki, diz çöküp yalvarıyorum. Sevinç'im bir tane benimle evlenir misin? Sözünü geri almadığın takdirde hayır. Tamam geri alıyorum. Yani eşit miyiz? Evet. Yani şimdi... Tamam. Detayları tartışmanın sırası değil. Hadi canım. Hadi bir tane. Hadi güzelim benim. Hadi güzel kadın. Merhaba. Nikah memuru Nihat Bereketli. Nikah memuru Nihat Bereketli ve Cezmiye hanımefendi. Cevriye. Yani Cevriye Yıldırım hanımefendi. Damadın annesi. Damadın annesi. İşte oradalar. Daha eli yüzü düzgün olan oğlum olur. Nihat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk İhsan Bey. Anneciğim nasılsın? İyiyim yavrum. Oo Sevinç, bu ne güzel elbise böyle. İyi de bu üzerimdeki sabahlık. Öyle mi? Ama diğer kıyafetlerinden daha güzel. İzninizle benim hazırlanmam lazım. Ben de Sevinç'e yardım edeyim. Cevriye Hanım limonata alır mısınız? Teşekkür ederim yavrum. Siz? Ben almayayım teşekkür ederim. Alın.
Sonra bana verirsiniz. Ay ne işi şey bu böyle. Aa, hoş geldiniz İrfan Bey. Nereden diyelim? Onu hiç düşünmemiştim. Şimdi aslen kökenimiz Halep. Halep'ten! Ama dedemin babası oradan Mardin'e. Mardin'den! O zamanında dedelerim Mardin'den. Yan daireden İrfan Bey. İrfan, çabuk bir şeyler çalmaya başla. Çok heyecanlıyım, parmaklarım yerinde duramıyor. Mahmut! Ha İhsan'cığım. Vay koçum benim be. Nasılsın millet? Bu Mahmut benim nikah şahidim. Ta eski mahalleden buraya geldi. Eski mahalleden Mahmut Bey! Hiç değişmemişsin be Mahmut. Ama sen çok değişmişsin maşallah İhsan. Vay 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 şu evin güzelliğine bak. Kuru temizleme işe yaradı be Mahmut. Vallahi öyle görünüyor. Hele o fiyatlarla. Ne oldu? Niye pek arayıp sormuyorsun artık? Geçenlerde senin dükkana uğradım ama sen yoktun. E bir not bıraksaydın? Bıraktım. Hatta müdüre seni görmek istediğimi de söyledim. Bak şimdi söylemedi ya. Zaten hiç gözüm tutmuyor müdürü. Neyse niye aramıştın? Bir 500 milyon borç isteyecektim. Öyle mi? Ya söyleseydi verirdim vallahi. Neyse sen al bakalım şunları. Oh, şunlara bak. Ah çok sağ ol İhsan'cığım ya. Yani bunların tanesi 500 milyon eder. Onlar senin işte benim. Bize takasın diye verdim. Neyse sayın misafirler, şahitlerimiz de burada olduğuna göre başlayabiliriz artık. Siz keyfinize bakın. Buyurun, buyurun. Ben gelini alıp geliyorum. Sevin, çok güzel oldum. Teşekkür ederim Feraye, oldum değil mi? Hazır mısın bir tanem? Neredeyse. Hadi be, hadi. Hadi Feraye, hadi. Yer kalmayacak. Siz de oyalanmayın fazla. Sevincim, bu ne güzellik. Teşekkür ederim İhsan. İhsan... Eşit ortak olduğumuzu söylerken ciddiydin değil mi? Tabii ki ciddiydim. O zaman bu ortağın Gültepe'deki dükkanın fiyatlarını düşürmeni istiyor. Eşit dediysek evlilikte dedim Sevinç. İşte değil. İşte bu olmadı İhsan. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun Sevinç? Niye çıkarıyorsun şunu? Çünkü kararını değiştirmediğin sürece buna ihtiyacım yok. Yapma. Yapma. Tören başlamak üzere. O zaman törene bensiz başlayacaksınız demektir. Sevinç, burada oturup sana yalvaramam. Sen benim karımsın ve benimle evlenmek zorundasın. Evet, ailenizin şahidi geldi. Tebrikler damat. Ne yapıyorsun be? Tamam, tamam. Tamam, hadi. Hadi, hadi geliyoruz biz. Hadi, hadi çabuk, herkes sizi bekliyor. Geliyoruz, hadi. Beni üzmeyeceksin değil mi bir tanem? Hiç öyle bir şey yapar mıyım İhsan'cığım? Bak karıcığım. Sevgili misafirler. Sevgili misafirler. Bugün bu güzel akşamda Sevinç ve İhsan Yıldırım'ın nikah tazeleme töreni için toplanmış bulunuyoruz. Sayın Sevinç ve İhsan Yıldırım. Efendim. Nikah tazelemek için belediyemize yapmış olduğunuz müracaat değerlendirilmiş. Zaten evli olduğunuz için tazelemenizde herhangi bir sakınca olmadığı anlaşılmıştır. Bu kez burada konukların huzurunda bu isteğinizi bir kez daha yinelemenizi istiyorum. Sayın İhsan Yıldırım, Sayın Sevinç Yıldırım'ı yeniden eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet ediyorum. Siz Sayın Sevinç Yıldırım, Sayın İhsan Yıldırım'ı tekrar eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet de Sevinç. Yahu evet desene. Sevinç. Herkes bekliyor. Tamam %5 indirim yapıyorum. Tamam %10. %15 bu son teklifim. Daha fazla inemem. Peki %20. Tabii ediyorum. Sizler de şahitlik ediyor musunuz? Ediyoruz.
Ben de bana verilen yetkiyle sizleri hala karı koca ilan ediyorum. Hayırlı olsun. Sakın Sabancı benim yanımda halt etmişler. Sevinç! İhsan, ne o çanta? Ay demek nihayet spora başlamaya karar verdin. Top bile almışsın. Artık hafta sonları başarılı sitenin sahasında oynarsınız. Koş şunu buzdolabına. Topu mu? Ne topu hayatım? Bunu! İhsan, seni kazıklamışlar. Niye? Kilosu 300 bin. Turfan'da bundan daha ucuzunu bulamazsın. İyi bakalım. Sen buna bir kafa golü atmayı dene de gör bakalım kazık yemiş misin yememiş misin? Ya ne golü Sevinç ya? Koysana şunu buzdolabına. İhsan, spor çantasında karpuzun ne işi var? Çünkü bu sosyetik site sakinlerini beni elimde karpuzla görsün istemiyorum. Yoksa karpuz sevdiğimi sanacaklar. Ama sen karpuz seversin İhsan. Biliyorum. Ama ben onların bilmesini istemiyorum. Neden? Çünkü bu sosyetik maymunların aklına karpuz deyince piknik gelir. Piknik deyince de burunlarını bükerler. Çünkü piknikte dolma yiyip, köfte yiyip, mangal yapıp, karpuz kıran, pijamalı terlikli biz garibanları küçümser bunlar. İmajımı bozmak istemiyorum. İhsan, saçmaladığının farkında mısın? Hem bizim de eskiden en büyük eğlencemizdi hafta sonları pikniğe gitmek. Şimdi ayıp mı oldu? Keşke arada bir gene gidip karpuz kırabilsek. Hem başkaları ne düşünürse düşünsün, bize ne? Çabuk yok et şunu! Endişelenme İhsan. Gelen sosyetik komşularımızdan biri ise böyle kafanda iki kez sektirirsin, antrenman yapıyorsun sanırlar. Sürpriz! Anneciğim, biz sizi cumadan önce beklemiyorduk. İşte sürpriz de bu zaten. Bu civarlarda alışveriş yapıyordum, birden sen geldin aklıma. Al bakalım. Bana mı? Ay çok teşekkür ederim anneciğim, çok düşüncelisiniz. Öyleyimdir. Anneciğim hoş geldin. Hoş bulduk oğlum. Nasılsın? Sağ ol. Pantolonu çıkarsana. Yok evladım, hiç kalmayayım, hiç oturmayayım. Sevince bir hediye almıştım da onu vermek için uğradım. Canım otur biraz sonra gidersin. Anneciğim keşke hemen gitmek zorunda olmasaydınız. Madem ki bu kadar ısrar ediyorsunuz, kalayım bari. Yemekten sonra giderim. Ama yemeği daha bir saat var. Ha iyi iyi. Güzellik uykum için vakit var desene. Annem ne hediye almış bir tane? Daha açmadı ki söylesin. Çok teşekkür ederim. Banyo köpüğü. Hem de lavanta. En sevdiğinizden. Evet. En sevdiğimden. Ara sıra da benim kullanmamda hiçbir sakınca yok değil mi? Neden olsun, hatta sevinirim. Çünkü geçen doğum günümde aldığınızın yarısı hala duruyor. Niye söylemedin? Ben bitti sanmıştım. Özür dilerim anneciğim. İsterseniz hemen geri verebilirsiniz. Veremem. İndirimden aldım. En iyisi ben gidip biraz uzanayım. Çocuklar, yemek hazır olunca bana seslenmeyi unutmayın. Tabii sesleniriz. Ama sana nasıl seslenirim bilmiyorum. Sinirlenme hayatım, kadıncağızım içinden gelmiş. İçinden gelmiş demek. O zaman ben de sana bir dahaki doğum gününde bir külotlu çorap alayım da gör. Hem de benim bedenime göre. Ne haber oğlum? Başar, bir sorun mu var? Ne sorun anne? Nereden çıkardın şimdi bunu? Bilmem, içim öyle doğdu. Başar! Annen sana basit bir soru sordu. Nedir sorun? 5 saniye ya. 5 saniyeliğine dışarı çıkıyorum, hemen başlıyorsunuz. Bir sorun mu var Başar? Sana bir sorun mu var diye sormamızda bir sorun mu var? Var. Çünkü sorunun ne olduğunu söylersem üzüleceksiniz. İşte sorun bu. Anladım. Eve geliyorsun, elindekileri fırlatıyorsun. Sonra bize bağırıp çağırıyorsun. Çünkü bizim üzülmemizi istemiyorsun. Bizi bu kadar düşündüğün için çok teşekkür ederiz. Ben hazır üzülmüşken sorunu anlatıver de boşa gitmesin üzüntümüz.
Başar, bize anlatmayacaksın da kime anlatacaksın? O kadar kötü ne olabilir ki? Ne mi olabilir? Sınıfta kalmak nasıl? Bir dakika. Kim kimi bırakıyor sınıfta? Servet Hoca. Kendisi oğlunuz Başar'ı Osmanlı Edebiyatı'ndan sınıfta bırakıyor. İşte sorun bu. Sakince oturup anlatsana neler olup bittiğini. Anne, durum gayet açık. Ağzımda kuş tutsam artık faydası yok. Bu adam bana takmış vaziyette. Yaptığım dönem ödevini saymıyor, yenisini yazdırıyor ya. Nasıl olur? Sen haftalardır çalışıyordun o dönem ödevi için. Ne oldu, niye kabul etmedi? Çünkü adam benden nefret ediyor. Kesin Yorgo'nun akrabasıdır bu. Saçmalama baba. Neden o zaman? Çünkü adam tam bir şovmen. Ders anlatırken bir havalar göreceksin. Sanki okulun sahibi. Bir de adam özlü söz meraklısı. Yok şu şair böyle demiş, yok bu sanatçı böyle demiş. İki cümlesinden biri alıntı ya. Şey gibi mi mesela? Kapı açık, arkanı dön ve çık. İstenmiyorsun artık. Pek değil. Bak geçenlerde şöyle bir şey söyledi mesela. Zaten Baki de divanının ön sözünde der ki, ilimsiz şiir esası yok divar gibi olur. Ve esassız divar gayet de bir itibar olur. Ha tamam, itibar. Ben hep söylerim onu. Ne zaman söylersin İhsan? Sen yanımda yokken. Sonra? Baba, ben de meraklıyım şiire. Herhalde senden bulaşmış. Adama dedim ki, hocam bunu Baki değil Fuzuli söylemiş. Evet. Adam kıl oldu tabii. Hele bir de baktı, benim haklı olduğumu gördü ya. Hepten dellendi. İyi de yanlış hatırlamışım dese ne olur? Bütün sınıfın önünde mi? Hı. Olur mu anne, olur mu? Koskoca Profesör Servet Bey bütün sınıfın önünde yanlış hatırlamışım der mi hiç? Hani böyle her konuda ben haklıyım diyen tipler vardır ya. Evet, hiç haz etmem öyle tiplerden. İşte bu Servet Hoca onların piri. Ve o zamandan beri taktı bana. İyi de Başar, daha iyi bir dönem ödevi hazırlarsan belki Servet Hoca fikrini değiştirir. Anne, daha iyi bir dönem ödevi hazırlayacak vaktim yok. Önümüzdeki hafta finallerim başlıyor. Eğer mühendis olmak istiyorsam matematik ve fizik çalışmam lazım. Ne işim var benim Osmanlı Edebiyatı'yla? Hem de seçmeli ders. Bence kafana koyarsan... Anne, yok öyle bir ihtimal. Hele adamın verdiği yeni konuda. Neymiş o konu? Lale Devri ve Divan Edebiyatı'nda eşcinsel yaklaşımlar. En ufak bir fikrim yok bu konuda. Bence hiç olmasın. Ben oğlumu üniversiteyi divan üzerinde fingirdeşten sapık ruhlu heriflerin hikayesini öğrensin diye yollamıyorum. Baba, bu ödevi hazırlamazsam o dersten geçemem. Ne olur bir derse geçemezsen? Bu dönem mezun olamam, o olur. Başar, dur bir dakika ya. Baba, o kadar çok işim var ki duracak bir dakikam bile yok. Hemen başlasam iyi olacak. Yazık çocuğa. Keşke yapabileceğimiz bir şey olsa. O keşke meşke deyip oturamayız burada Sevinç. Ne yapmayı düşünüyorsun? Başar'ın sınıfta kalmasına izin vermeyeceğiz. Bu dediğini nasıl yapmayı düşünüyorsun? Ben ne bileyim Sevinç? İki şeyi aynı anda düşünemem. Ayrılıklık Cemile, nasıl edeceğim ben bu işi? Gülümünüz olsun, günden gülün olsun. Oh! Vallahi geldi. Menekşe, ben sana önce Başar'ın odasını temizlemeni söylememiş miydim? Mutfakta keyfi gayet iyi Sevinç Hanım. Ama odasında çalışmayı tercih ettiğine eminim. Mutfakta kafası çalışmıyorsa odasında hiç çalışmaz. Menekşe, lütfen. Tamam, tamam. Ben de sana yardım edeyim. O da tamam. Ama yeter ki tek başıma çalışıyormuşum gibi paramı ödeyin. Tamam. Menekşe, kapıya bak. Şuna bak, onu yap. Sanki karşınızda hizmetçiniz duruyor. Merhaba Menekşe. Mutfakta. Teşekkür ederim hanımefendi. Git şunu kurtar o kitapların arasından. Böyle okumaya devam ederse manyak komşunuz İrfan'a benzeyecek. Menekşe şimdi olmaz, annem evde. Menekşe mi? Ne menekşesi? Sen var ya sen. Nasıl gidiyor? Gitmiyor.
İki gündür şu dönem ödevini yazmaya çalışıyorum ve hala iki sayfa yazmış değilim. Hayatta yetişmeyecek. Sen yetiştirirsin. Yardım etmemi ister misin? En son bana yardım etmeye kalktığında neler olduğunu hatırlıyor musun? Evet. Hani çalışma konumuzdan nasıl uzaklaştığımızı hatırlıyor musun? Evet. Hala bana yardım etmek istiyor musun? Evet. Pelin. Ben zaten dağılmış durumdayım. Bir de sen dağıtmasan da toparlasan diyorum. Haklısın. Tamam. Hadi çalışmaya devam et. Başar, hemen buraya gel. Yok, hayatta yetişmeyecek. Oğlum şu andan itibaren dertlerinin hepsi sona ermiş bulunuyor. Yani hemen hemen hepsi. Ne oldu baba? Bak bakalım neymiş. Hey Sevinç. Biz daha ölmedik be. Ah buna sevindim insan. Ama benim hastalandığımızdan bile haberim yoktu. Neymiş o Başar? Bir dönem ödevi. Hem de benim dönem ödevimin konusu. Lale Devri ve Divan Edebiyatı'nda. Evet evet bak bakalım kim yazmış? Yazan Başar Yıldırım. Baba bunu yazması için birine para mı verdin? Verdim tabii. Beleşe adam çalıştırdığımı gördün mü sen benim hiç? Bir Başar'ın bunu kendi ödeviymiş gibi vermesini mi bekliyorsunuz? Yoksa ne diyor o kadar para vereyim? Başkasının yaptığı ödevi vermenin kopya çekmekten ne farkı var insan? Bu düpedüz sahtekarlık. Hayır efendim. Buna pratik çözüm derler. İş dünyasında kuraldır. Eğer acil bir durum ve yapacak çok işin varsa ilave eleman alman gerekir. İhsan biz oğlumuzu kopyacı olsun diye mi yetiştirdik? Paranızı boşa harcamışsınız İhsan amca. Benim bildiğim Başar bu ödevi yırtıp atacaktır. Hayır efendim atmayacak. Yoksa sınıfta kalacak. Ama bazen iki adım ileri gitmek için bir adım geri gitmek gerekir. Bir dakika bir dakika ya. Sanırım bu benim sorunum öyle değil mi? Derdimi kendim anlatabilirim. Evet haklısın. Kusura bakma Başar. Hadi kendin söyle babana. Evet hadi. Ama babanın sadece senin iyiliğini düşündüğünden eminim. O yüzden kurucu konuşma. Tamam canım merak etmeyin. Ben ne söyleyeceğimi biliyorum. Baba. Hı. Teşekkür ederim. Babasının oğlu. Pelincim canım. Bu ödevin eğer mühendislikle alakası olsaydı yırtıp atardım. Vallahi yırtıp atardım. İki gözüm önüme aksın ki yırtıp atardım. Ama bana söyler misin mühendislikle edebiyatın ne alakası var? Çocuk haklı. Ya diyelim şimdi boğaza bir köprü yaptıracaksın. Kıyıda durup olmak veya olmamak dediğin zaman orada bir köprü mü oluyor? İyi de Shakespeare'in Osmanlı edebiyatıyla bir alakası yok ki. Gördün mü? Hiç de zararını görmemiş. İnanmıyorum İhsan. Resmen oğluna kopya çekmeyi öğretiyorsun. Hayır efendim, ben ona kazanmayı öğretiyorum. Sevinç Hanım, cam siliciyi gördünüz mü? Sensin cam siliciyi. Çıktın bunu mutfağa, yürü. Lavabonun altında bir şey olacak Menekşe. Teşekkür ederim Sevinç Hanım, rahatsız ettim. Ama söylemeden edemeyeceğim. Bu evliliği nasıl yürütüyorsunuz vallahi hayran kalıyorum. Hem de tek bir beyinle. Hüseyin amca, ödevi başkasına yazdırmanız çok yanlış. Ben oğlum için en iyisini yapmaya çalışıyorum. Ya her zaman Başar'a paranın satın alabileceği en iyi eğitimi vereceğini söyleyip dururdu. Tek bildiğiniz bu değil mi? Parayla her şeyi satın alabileceğinizi düşünüyorsunuz. Yok canım. Bazen kredi kartı da kullanıyorum. Başar her şeyin sana gümüş bir tepside sunulmasını bekleme. Ayrıca madem edebiyat da ders programının bir parçası demek ki öğrenmen gerekiyor. Yahu benden nefret eden bir profesörün dersi için niye hayatımın bir senesini harcayayım ya? Başar benim demeye çalıştım bir dakika be. Pelin rahat bırak şu çocuğu. Susar mısın? Sevinç Hanım bu bezler kirli. Yani? Kirli bezlerle camları temizleyemem. E sen bezleri temizleyiver. Hayır efendim ben camları temizlerim bezleri değil. Dolapta temiz bez var. Siz kavganıza devam edin. Beni sakın merak etmeyin. Aman sen dertlenme. Hayatta en son merak ettiğim insan sensin. Ay bu ne güzel iltifat. Acaba bana yağ mı çekiyor? Ya senin ne işin var burada? İhsan Bey eğer bunu siz de bilmiyorsanız ben yanlış evi temizliyorum demek ki. Hayır niye bugün? Bugün cumartesi. Salı değil. E salı günü gelemeyeceğim. Uygun değil. Görüyor musun? Memleketin sorunu bu işte. Herkes işin kolayına kaçıyor. Sadece bu haftalık böyle. Komşularıma söz verdim. Çocuklarını Gülhane Parkı'ndaki hayvanat bahçesine götüreceğim. Ama burada dikilip benimle bunun tartışmasını yapmak istiyorsanız bana uyar. Nasıl olsa öyle ya da böyle gündeliğimi ödemek zorundasınız. İşine baksana sen. Söyleyecek
Dediklerim daha bitmedi Başar. Neden bu konuyu baş başa konuşabileceğimiz bir yere gitmiyoruz? Gideceğimiz yerde bu ödevden kurtulmam için başımın etini yemeye devam edecek misin? Evet. O zaman konuşacak bir şey yok. Ama ben sana yardımcı olmaya çalışıyorum. O zaman Pelin, lütfen beni rahat bırak. Başar. Bak Pelin, çok ciddiyim. Bu ödevden ve bu profesörden kurtulmamın başka yolu yok. Anla artık. Pelin'i dinlesen iyi edersin Başar. Sen karışma Sevinç. Gayet iyi gidiyor. Tabii tabii. Kopya bir ödevle alacağın diplomayla ömür boyu çok gururlanırsın. Biri şu kapıya bakmayacak mı? Ben niye para veriyorum sana? Aha, verdiğiniz paraya bakılırsa cebinizdeki bozukluklardan kurtulmak için. Bence Pelin haklı Başar. Kendi işini başkalarına yaptırıyor olman çok büyük hata. Nedenmiş? Biz koskoca ülkenin işini IMF'ye yaptırıyoruz da kötü mü oluyor? O ayrı. Ülkede ciddi bir kriz var ve bizim de bu yardıma ihtiyacımız var İhsan. Biz vaktiyle yapamayacağımızı anlayıp başkasına yaptırsaydık kriz de olmazdı. Merhaba Sevinç. Hoş geldiniz. Girin içeri. İşinize mani olmuyoruz değil mi? İnşallah olursunuz. Pelin, ne işin var senin burada? Ben de onu merak ediyorum. Siz sinemaya gitmeyecek miydiniz? Evet, ama önce Başar'ın kaybettiği bir şey bulmamız gerekiyor. Aklını. Yeter ama Pelin, üstüme gelme artık. Hiç kaçmaya çalışma Başar. Gençlik işte. Sevinç, İhsan, size çok hoş bir sürprizimiz var. Kesin dönüş yapmaya karar verdim. Ay sana, sen hiç değişmeyeceksin. Yorgo ile ben... Neden insanların sadece birbirlerine yılbaşında ve doğum günlerinde hediye aldıklarını konuşuyorduk. Çünkü diğer günler hediye almamak için vardı ondan. Ama canın bir sevdiğine hediye almak istiyorsa her gün doğum günü sayılır. Hediye vermek için neden beklemek zorunda kalasın ki? O yüzden biz de bu biletleri almaya karar verdik. Ay inanmıyorum. Sultan Soft'ta dansa iki bilet. Türkçe isimli bir şey bulamadın mı Yorgo Efendi? Ne zamandır gitmek istiyordum da yer bulmakta zorlanıyorduk. Ne güzel, çok mahcup ettiniz vallahi. Çok teşekkür ederiz. Biz de size yakında iki bilet alırız. İstanbul Atina uçak bileti, yalnız gidiş. İhsan, ben sana onlardan 50 tane alsam da... sen bir süre uçaktan bile inmeyip havada dönüp dursan da biz kafamızı dinlesek. Çok teşekkür ederim. Canım. Yorgo. Sen neden yaptın bunu? Çünkü biz komşuyuz ve dostuz. Bak. Bizim fırkateynler Ege'de tatbikat yapınca ödünüz bir tarafınıza kaçtı da öyle diyorsunuz şimdi değil mi? Ay, kafana fırkateyn düşsün İhsan. En azından bir teşekkür edebilirsin. Tamam. Seyredelim de teşekkür etmeye değer bir şeyse ederiz. Diyeceğinden emin olabilirsin Sevinç'im. Hiç şüphem yok Feraye. Eminim sen de çok seveceksin İhsan. Ne de olsa sen doğuştan dansöz sayılırsın. Ne demek o be? Dansçı demek istedim. Hem sen anlatmıyor muydun eskiden nasıl oynarmışsın kıvıra kıvıra? Hiç lafı kıvırma Yorgo Efendi. Sen resmen bana dansöz dedin ya. Yok, Yorgo'nun dili sürçtü İhsan. Çok mu yanlış bir şey söyledim? İhsan yanlış anladı. Gösteriyi seveceğimizden emin olabilirsiniz. Öyle değil mi İhsan? Şu anda benimle tartışmayacak her şeyi sevebilirim ben. Tamam Pelin, tamam. Ne dediğini duydum. Ama ne yazık ki bir kulağımdan girdi, öbüründen çıktı. Ben ne yaptığımı biliyorum. Bir kavga kokusu mu geliyor? Aynen. Ne kadar hassas burnun varmış senin öyle. Pelin, nedir mesele? İhsan amca Başar'ın yapması gereken dönem ödevini parayla başkasına yaptırmış. Aferin. Çık bari balkondan bağır da bütün mahalle duysun. Sakıncası mı var? Nasılsa bundan utandığın yok. Evet, utanmıyorum tabii. Başar'ın ödevini parayla mı yaptırdın? Neden yaptın bunu İhsan? Çünkü Başar eşcinseller konusunda hiçbir şey bilmiyor. Başar, sen hangi bölümde okuyordun? Mühendislik. Mühendisler arasında yaygın mıdır sizde? Edebiyat ödeviyle ilgili bir konu bu Yorgo. Bizim Türk mühendisleri sağlamdır Yorgo Efendi. Hepsi yağız, aslan gibi Türk delikanlısı. O ödevi vermeyeceksin değil mi Başar? Tabii ki verecek. Parayla ödev yaptırmak korkunç bir şey. Hayır efendim, değil. Bir baba oğlunun eğitimi için hiçbir masraftan kaçınmamalı. İyi, o her önüne gelen ödevini parayla yaptırmış olsaydı ne olurdu? Fiyatlar düşerdi. Sevinç, çok sık espriler yapıyorum bugün ya. Haklısın İhsan. Artık bu esprilerinden iyice canım sıkılmaya başladı. İhsan, bu işin şakası yok ki. Benim para konusunda şaka yaptığımı duydun mu sen hiç?
Bari profesöre de rüşvet verseydin. Ay, ne ayıp şey. Sana hiç yakıştıramadım Yorgo Efendi. Aslında aklımdan geçmedi değil. Ama adam Başar'dan nefret ediyor. Büyük bir ihtimalle geri çevirirdi. Ayrıca edebiyatın bana ne faydası olacak ki? Ne? Bir yayıncıya söylenebilecek en son söz. Hayır hayır, önemli olan kopya çekmiş olmak. Bu matematik ödevi olan ilkokuldaki çocuğuna hesap makinesi almak kadar kötü ve yanlış bir şey. Ne, daha ne? Ne güzel işte. Öğrenmemiz gereken tek şey parmağımızı nasıl kullanmak olurdu. Çağa ayak uyduracaksın Yorgo Efendi. Yani ne bileyim, elektrik süpürgen varken neden bes kullanasın ki? Menekşe durdur şunu. Menekşe! Ne? Düşündüğümü duyamıyorum be. Bütün gün önce sizden çıkıyor. Yeter be. Yeter. Davul gibi oldu kafam ya. Çıkın be. Başar, beni çok şaşırttın. Babanın bu yaptığına senin karşı çıkmanı beklerdim. Sana bir faydası dokunmuyor ki. Hatta zararı dokunuyor, görmüyor musun? Evet, resmen çok zararı dokunuyor. Ya, Pelin doğru söylüyor Başar. Bak, herkes benimle aynı fikirde. Aa, orada durun bakalım bir dakika. Evet, İhsan çok hata yapıyor olabilir ama kimseye zarar vermeyi düşünmez. Hatta ne yapıyorsa insanların iyiliği için yapar. Başar'ı çok seviyor ve en büyük arzusu onun mezun olduğunu görmek. Ama yanlış yoldan yapıyor bunu. Olabilir ama bilin ki yanlış yoldan da olsa doğru bir amaç için yapıyor. Sevinç, İhsan resmen suç işlemiş. Feraye, lütfen o kelimeyi kullanma. Sevinç'cim, seni incitmek istemiyorum ama İhsan tam bir sahtekar. Orada dur bakalım Feraye. Bu söylediğini geri almanı istiyorum. Hayır, geri almıyorum. Başarı etkileyen her şey bizi de etkiler. Hem sen söylemiyor muydun bazen İhsan'ın hatalı ve aptalca davrandığını? Haklıymışsın işte. Bunu ben söyleyebilirim ama sen söyleyemezsin. Dost acı söyler. Bana kocamla ilgili bunları söyleyen biri benim dostum olamaz. İstediğim bu mu? Evet, senin istediğin durun, bu mu? Durun durun yahu. Sakin olun. Bizim deli İhsan yüzünden küsmenize değmez. O baba bir dakika. Sen kime deli diyorsun be? Psikopos kılıklı. İhsan, söylediklerine dikkat et. Çok ayıp ediyorsun. Ne o Yorgo Efendi, birdenbire hassaslaşıverdin. Tek hassaslaşan o değil ki. Biraz evvel bir dansöz dedim diye ortalığı birbirine kattın. Bak yine dedi. Ne var dediyse, psikopos kılıklıdan daha kötü değil ya. Haklısın. Psikopos kılıklıdan daha kötüsü var. Psikopos kılıklıyla evli olmak. Psikopos karısı. Buraya kadar. Hadi Yorgo, gidelim artık. Burada bir saniye daha kalamam. Aman iyi gidin de kurtulalım. Merak etme, gittik bile Sevinç. Biz elimizden geldiğin kadar dost olmaya çalıştık. Ama belli ki boşa vakit harcamışız. He, boşa para da harcamışsınız. Al canım. Merak etme İhsan. Bundan sonra ne vakit ne de para harcayacağız. Söz mü? Bu konuda çok ciddi olduğumuza emin olun. Sevinç, benden özür dilemek istersen telefon numaramı biliyorsun. Maalesef aniden unutuverdim. Başar, eğer o ödevin çalıntı olduğu anlaşılırsa okuldan atılacağının farkındasındır inşallah. Nasıl öğreneceklermiş bunu? Belki de benden. Allah'ım senden mi? Bana bak, eğer bir şey söyleyecek olursan bütün ilişkimiz biter Pelin. Merak etme, söylemeyeceğim. İyi. Çünkü zaten ilişkimiz bitti. Hazır ödevlerini satın almaya başlamışken kendine bir de yeni kız arkadaş satın al. Ne bakıyorsun be? Düşünüyorum da bizim komşunun çocuklarını buraya getirsem daha iyi. Burası hayvanat bahçesinden daha eğlenceli. İnşallah mutlu olmuşsundur İhsan. Oğlunu bir sahtekara çevirdin. Pelin'den ayrılmasına sebep oldun. Bana en yakın arkadaşımı kaybettirdin. Şimdi ne yapacaksın? Çok merak ediyorum doğrusu.